İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaşunuz yine hazırlandı, topladı, haberlerini geçti ekranının karşısına. Sizler de alıyorsunuz çayınızı, kahvenizi, gündemi değerlendiriyoruz. Magazinde neler olmuş konuşuyoruz, hep birlikte hazırsanız başlıyoruz. Bugün atamızın 84. ölüm yıl dönümüydü, 10 Kasım'dı. 9:05 gece yine trafik durdu. Yine insanlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti, Anıtkabir'e akın etti. On binler Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Atanın vefat ettiği odanın içine çiçekler. Yani insan duygulanıyor. 84 yıl sonra bile o acıyı hissetmek, herkesin bir bütün olarak atasını anması, kurucusunu anması, yıllar geçtikçe de değeri daha da kat kat anlaşılıyor. Komşumuzdaki sıkıntıları gördükçe, İran'daki sıkıntıları gördükçe, ne bileyim baskıcı rejimlerin uyguladığı sıkıntıları gördükçe atamıza ne kadar şükretsek, onu ne kadar minnetle yad etsek yetmez diye düşünüyorum. Ünlüler de güzel paylaşımlarda bulundular. Hatta 10 Kasım'a özel şarkılar yaptılar. Mustafa Sandal ile Murat Karahan sonuna kadar şarkısını yeniden seslendirdiler Atatürk'ü uyarlayıp. Aydilge ve eşi Sonsuza Dek şarkısını Mustafa Kemal ile değiştirip okudular. Yani bugünü şarkıcılar da şarkılarıyla andılar. İbrahim Tatlıses balkonunda 9:05 geçe ayağa kalktı ve saygı duruşunda yanındaki kızıydı sanırım. Melek Zübeyde zaten o gün onun doğum günüymüş. Onunla birlikte saygı duruşunda bulunarak atayı andılar. Güzel görüntüler bunlar. Çünkü ne kadar minnettar olsak yetmez onun ilkeleri, onun bu ülke için yaptıkları. Yani sürekli Atatürk'ün yolundan gitmek lazım. Görüyorsunuz değil mi? Yani ne kadar önemli onun ilkeleri. Bu Türkiye'ye bıraktıklarıdır. Yani felsefesini anlamak, o nutku çok iyi okumak ve anlamak lazım. Gençlere de bu şekilde yetiştirmek lazım. Bu çağda neler duyuyoruz çünkü. İbrahim Tatlıses de zaten demiş, benim için ekstra anlamlı bir gün. Kızım doğdu. Melek Zübeyde'nin doğum günü 10 Kasım'mış. Bugün benim için ekstra anlamlı gibi açıklamalarda bulundu. Yani gerçekten şu etrafımızdaki ateş çemberini görünce ne kadar ayol düşünsenize, İran sokakları tek yol Atatürk diye inledi yani. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar bir baskı artık oradaki gençlerin yaşadığı sıkıntıyı o haberimle devam etmek istiyorum. İran parlamentosunda çılgın bir karar çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? O protestolara katılan eylemcilerin 15 bin kişiye ölüm cezası verilmeyi parlamentosu onaylamış. Ya bir parlamento halkına böyle bir cezayı, kendi vatandaşına nasıl böyle bir cezayı reva görebilir? Sadece işi şarkı söylemek olan bir rapçiye de biliyorsunuz daha 23 yaşında bir çocuğa da idam cezası vermişlerdi. 300'ün üstünde, 320'nin üzerinde kayıp var. İran sokakları hala karışık. Eylemler hala devam ediyor ve yöneticileri bir adım dahi geri atmıyor. Toplumun isteklerine, toplumun beklentilerine cevap vermek için vardır parlamentolar, meclisler. Toplumuna hizmet etmek için vardır. Böyle bir parlamentodan da işte ne bekliyorsunuz, işte çıkan karara bakar mısınız 15 kişinin idamına. Bazen inanç uyuşturucu gibi. Ehil olmayan insanların elinde bir silaha dönüşebiliyor. Ne kadar kutsal değerleri hoyratça kullanıyorlar. Orada şimdi çektikleri için mollalardan gençler mollaların vurup sarığını düşürüyor. O da yanlış ama o kadar canları yanmış ki artık. Çünkü onların istekleri, onların inançları gereği işte azıcık saçı göründü diye kırbaç cezası, tutuklanma cezası, erkeklere işte bu kılığı, kıyafeti düşünsenize bunun için o özel ahlak polisleri kurulmuş. Sokaklarda gezdiğini, kılığını, kıyafetini denetleyen ve bunlara da bu mollalar getirdiği için öfkelerini bu şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa ki bakın Atatürk ne yapmış? Dinle devlet işlerini ayırmış. Ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi? Yani dini duygularla devlet işi olmaz. Dini duygularını devlet işine karıştırırsan
o ülkede yaşayan farklı inançtan olan insanlara eziyet etmiş olursun. Herkes inancını yaşamakta özgür. Herkes kılığını, kıyafetini dilediği gibi giymekte özgür olursa ancak o toplumlar mutlu olabilir. O yüzden maalesef o baskıcı rejimlerin olduğu ülkelerde zenginleri gider Avrupa'da yaşar ama ya da Amerika'da yaşar, oraya özenirler ama ülkelerinde de nedense halkına baskıyı, diktayı, zulmü reva görürler. Parası olan her yerde rahat ediyor. Hadi orada parası olan kaçıyor Avrupa'ya gidiyor, Türkiye'ye geliyor. Bir şekilde buralarda özgürce yaşayabiliyor. Ama orada da ezilen gene garibanın çocuğu, garibanın yaşayan insanlar, parası olmayan insanlar eziliyor arkadaşlar. Zalim bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Dediğim gibi Atatürk'e çok şey borçluyuz. Yani felsefesini çok iyi anlamak lazım. Bazıları onu yok işte hocaları idam ettirdi diye, yok işte dinsiz diye suçluyorlar, o diye. Ya adam dininizi anlamanız için Türkçe okumanızı istemiş, Türkçe çevirme, onu bile yanlış anlamışlar. İşte onu bile yargılıyorlar. Yani yok ezanı Türkçe okuttu, camileri kapattı falan gibi şehir efsanesi laflarla gerçek tarihini bilmeyen insanlar hala Atatürk'ü ondan bundan kulaktan duyma sözlerle karalıyorlar ve çok onur kırıcı. Kurucumuza bu lafları söyleyenler, bazen sosyal medyada hala önüme denk geliyor. Hakaret edenler var, küfür edenler var, heykellerini kıranlar var. Yani ne yaptı size ya? Yani İngilizler gelseydi, 40 parçaya bölünseydi ülkemiz daha mı iyi olacaktı yani? Daha iyi olur diyenler de oldu biliyorsunuz. Atamızı her geçen gün daha özlemle, daha büyük minnetle anıyoruz ve daha da çok anacağımıza inanıyorum ben. Dedikten sonra arkadaşlar enteresan magazin haberleri var. Magazin konularıma geçmek istiyorum. Ferman Toprak, türkücü, şarkıcı, hayatı tesbih yapmışım. Bugün ekranlardaydı. En yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığını, 62 bin dolar işte 1 milyon, 2 milyonun üstünde parasını bir şekilde alıp üstüne üstelik de işte karısı verdiği 1 milyon paranın içinden 50 bin lirasını istemiş. Adam 50 bin lirayı çıkarmış. Ondan sonra da 50 bin liralık icra yollamış eminine. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Hayatım, hayat felsefeniz şu olmuş. Ne arkadaşınla iş yapacaksın, ne borç vereceksin, ne para alışverişinde bulunacaksın. Sonra hem paranı da kaybediyorsun, hem arkadaşını da kaybediyorsun. Yani hayat bazı tecrübelerle sabit. Çünkü nedense aldığını vermek insanlara zor geliyor. 15 yıllık da arkadaşımdı diyor. Birazcık tabii ki o da ne derler, ava giderken avlananlardan. Ya bankalara gidiyorsun da 20 bin lira bile kredi verirken en az sana 100 sayfa kağıt imzalatıyor. Neymiş? Arkadaşının yanındaki sekreterine karısı 1 milyon çıkarıyor. Kendi 1 milyon çıkarıyor. Nasıl bir saflıktır? Nasıl bir boşluğuna mı geldi artık? Nedir? Ondan sonra sözleşmesiz, osuz, busuz böyle büyük paralar çıkarılır mı? Ne kadar yakın arkadaşın olursan ol. Ha gözden çıkardığın bir paraysa ha ona bilemem okey. Ama sen kalkıp da arkadaşın dahi olsa büyük büyük alışverişlere, ya ben ticarete bile karşıyım. Yakın arkadaşınla ticaret de yapılmaz, iş de yapılmaz. Çünkü mutlaka bir yerde çatışma çıkar ve dostluğundan olursun, parandan olursun. Çetrefilli işler. Yani enteresan geldi, piyasadan da daha 70 kişiyi dolandırmış adam. Yani işte böyle büyük büyük paralar, milyonlardan bahsediyoruz ayol. Yani nasıl bu kadar dikkatsiz olunulabiliyor? Yani parada kolay kazanılmıyor. Yani Ferman Toprak üzerinden herkese diyorum aman kardeşim ne arkadaşına ha şöyle gönlünden geçiyordur, geri gelmese de önemli değildir dedi, miktarı verebilirsin ama büyük paralar girmeyeceksin. Çünkü dostum da bitiyor. Benim başıma da geldi. Yani ben kime borç para verdiysem kötü oldum. Tecrübeyle sabittir. Vermeyeceksin anacığım. Yani gerçi artık şu saatten sonra değil borç para. Paralar da suyunu çekti. Elim çok açık olduğu için ne param var ne pulum var arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Bir kuruşum dahi yok. Yani o kadar buradan söyleyeyim yani. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Çok fazla eli açık olmak da iyi değil. Parayı kazanmak değil, tutmak önemli derdi bir arkadaşım. Para ateşe benzer gelir ama herkes tutamaz diye. Çok doğru bir laftır arkadaşlar. Ben de maalesef parayı tutamayanlardanım ama Allah şükür bir şekilde işimi rast getiriyor dedikten sonra Katarsis programına, çok da beğenirim ben bu programı. Çok güzel bir sosyoloji, çok güzel bir psikoloji, çok güzel bir
biyografi programı gibi bir şey, insanların hayatını işleyen, insanların hayatına bir psikolog tarafından bir bakış, onun yönlendirmesiyle gelişen bir program. Çok değişik de konuklara, programına konuk alıyor. Gülşah Saraçoğlu ilginç açıklamalarda bulundu. Gülşah Saraçoğlu sevesim geldi o programdan sonra ki biliyorsunuz Gülşah Saraçoğlu'nu da sevmememin nedenlerinden birisi bu Kürk olayındaki zalim bakış açısı, yani beni ilgilendirmez açısı, hani hayvanlar acı çekiyor, hayvanlar işte zulüm görüyor denilmesine rağmen bu bir adım bile geri atmaması beni ona karşı biraz bileyliyor. Ama öyle şey söyledi ki Demet Akalın hakkında arkadaşlar. Demet Akalın bir ara biliyorsunuz Deha Bilimleri ile Gülşah Saraçoğlu'nun adı çıkmıştı. Ondan sonra onun üzerine de ben demiştim diyor Demet Akalın. Onun arka planını anlatıyor Gülşah Saraçoğlu diyor. Bir gün diyor Demet Akalın diyor beni diyor bana diyor mesaj attı. Sen artık oraya gitmesen mi dedi diyor. Ben de ne alaka neden dedim diyor. Ondan sonra işte karısı istemiyor. Ben oraya davetli gitmiyorum demiş. Arkadaşlarımla kalabalık paramla eğlenmeye gidiyorum. Niye birisi dedi diye gitmeyin falan dedim diyor. Ondan sonra bir baktım ki diyor bir sabah diyor. İşte o demiş ki ben dediydim diye basına konuşunca diyor. Bu sefer diyor basın ha demek ki Demet Akalın da biliyor. Haklı der gibi oldu diyor. Ve çok üzüldüm diyor. Adını bile anmak istemiyorum diyor Demet Akalın'a. Haklılık payı da var. Ondan sonra asıl önemli olan diyor ki şimdi diyor hani çoluğa çocuğa karşı diyor o neler yaptı diyor. Hadi diyor konuşmam ben neyse diyor. Yani aba altında da bir sopa gösterdi yani senin de çok parlak bir mazin yok. Sen neler yaptın demeye getirdi Demet Akalın'a. Ondan sonra kendisi de biliyorsunuz yani birçok sevgilisi oldu hayatında Demet Akalın'ın. Öyle aba altından da bir sopa gösterip Demet Akalın'la bütün ilişkilerini bitirdiğini, yan yana dahi gelmek istemediğini bir kez daha söyledi. Demet Akalın'la sadece yan yana gelmek istemeyen o değil biliyorsunuz. Fatih Yürek de adını anınca tüylerim diken diken oluyor diyenlerden. Zaten Demet Akalın da hem ikili arkadaş ilişkilerini tam anlamıyla yürütemiyor biliyorsunuz. Bir ara Kerimcan'la da çok iyi arkadaştı. Onunla da küstü. Onunla küsünce sonra bu sefer Selin Ciğerci ile arkadaş oldu. Onunla da küstü. Yani dikkat ediyorum da Demet Akalın arkadaşlıkları konusunda çok da başarılı değil. Bir onu idare eden neydi bir kız var. Şimdi ismi biliyorsunuz isim özürlüsü boşumuz aklıma gelmedi. O kız onu biraz idare ediyor. Onun dışındakilerle Özlem Savaş da biraz uzun yıllardır iyi gidiyor. Bir de bir kız daha var. Esra neydi? Bir kız var. Onunla arası iyi. Esra Sönmezer mi sunucu? Öyle bir kız var. Onunla arası iyi uzun yıllardır. Onunla da ara küsüyor müsüyor ama o onu bir şekilde süspans ediyor. Yani birbirleriyle ne bileyim onu dengeliyor. Demek ki alttan alıyor. Onunla olan ilişkisi iyi. Yani enteresan bir durum hayatım. Dedikten sonra ne oldu Gülşen Ayol? Düşünsenize Gülşen buhar oldu uçtu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok zıplayanın, çok zıtlaşanın, çok inatlaşanın işte başına gelecek budur. Buhar oldu uçtu aradan. Yani ne çalışabiliyor, ne bileyim sırra kadem yurt dışına mı çıktı, çocuğun yanına mı gitti? Artık ne haberleri yapılıyor? Bir ara biliyorsunuz Gülşen'le yatıyorduk, Gülşen'le kalkıyorduk ama aynı bir ara Demet Akalın olduğu gibi. Bu da bir süreç bakın. Niyeyse bizim ülkemiz 10 tane star kaldırmıyor. Yani 20 tane star kaldırmıyor. 3-5 kişiyi geçmiyor. O 3-5 kişinin yeri biri gidecek ki birisi gelecek. Gülşen gitti. Hop yerine Hadise geldi. Yani hepsi aynı anda yıldız kalamıyor. Enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Ama Hadise ile de ilgili haberler Allah gırla yine. Riva'daki evinden taşınıyor. Evi boşaltıyormuş. Yeniköy'de de yalı dairesi almış. 40 milyon lira ya arkadaşlar. Bir anda 40 milyonu nereden buldu diye Arto işkilleniyor. İşte Reza ile birlikte diye. Partneri Bircan da diyor ki Reza ile el ele resimleri var. Arkadaşı işte tanıdığı kimse artık. Alamadım, vermedi bana şartları var diyerekten. Bizi mahkemeye verirse o şartları da kabul eder. Gerekirse alır o resimleri de yayınlarım diyor. Yani
Burada da enteresan kötü kokular geliyor. Tabii ki kime ne istediğiyle yaşar ama şöyle bir durum var. Önce biliyorsunuz Reza'nın avukatı aracılığıyla biz öğrendik, sorduk. Bu işte hadisenin numarası mı, mesajları mı diye. O taraf onayladı, onayladı diyorlardı. Ne zaman ki bu konuda Ebru Gündeş'in çok canı yandığı için hadise olayı Reza için kapandı. Ama ne zaman ki Ebru Gündeş genç bir sevgili yapınca onun canını yakmak için Reza tekrar İbri'yi hadiseye dönderdi diye düşünüyorum. Çünkü bu sanatçılar arasındaki rekabet, şimdi adamda para da var. Muhtemelen bu evi de eğer o aldıysa, bunlar sadece iddia. Çünkü Arto diyor ki bu paranın kaynağı neresi diyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diyor. Bir anda işte İtalya'da tatillerde, tatildeki otele işte günlüğü 18 bin euro, 360 bin lira mı ne para ödüyormuş. Yani detoks süreci içerisinde. Yani hadisenin etekleri zil takmış, mutluluktan havalara uçuyor. Yani bazen de hani çok asparagas gelse de acaba Arto'nun haklılık payı var mı diye de düşünüyorum yani. Çünkü gerçekten her şey bir anda, anacığım ben bahtsız bedevi, ben sevgilimden ayrılsam o bir tane kazık bana yetmez. Üstüne eve bir de icra gelir. Üstüne bir de hastalanırım, bir şey olur. Yani hani derler ya, bir şey gelincesi yağmur gibi arka arkaya gelir. Kadındaki ballılığa bak. Ayol kocaya attı, koca buldu, işleri açıldı. Yani öyle aşk acısına can kurban. Yani düşünün. Ben olsam Allah ki oldu da yani sevgilimden ayrıldığım gün işimden oldum. Ay, hayatım allak bullak hepsi bir anda oldu. Ya bazen kurban oldum Allah diyorum ki yani teker teker gelsin. Hepsi aynı anda gelmesin. Çok baş etmesi zor oluyor. Neye üzüleceğini şaşırıyorsun. Yani benim de başıma öyle enteresan süreçler geldi. Düştüm, kalktım. Hayatta çok mücadele ettim. Hep tek başıma. Hala da mücadele ediyorum. Bazen yorulduğumu hissediyorum ama hayat benim için, bazen diyorum ki Sevda, bu senin filmin. Çok böyle tükendiğimi hissettiğim zaman tükenme filmin sonunu merak ediyorum. Kendi filmimin tabii ki. Sonunu merak ettiğim için düşüyorum, kalkıyorum, yoruluyorum ama bıkmadan gidebildiğim yere kadar yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Tabii ki hadiseyi seviyorum ama eğer ki ülkemize de ihanet etmiş, ülkemiz tarafından hain olarak görülen, Amerika'da ne diyorlar ona, muhbir gibi birisinin, kalan birisinin Türkiye tarafından aforoz edilmiş birisinin de de aşk yaşaması, para için bile olsa, ilerideki müzik kariyeri için çok da doğru bulmuyorum hadisenin. Ama diyeceksiniz ki müzik de bitiyor artık, bakar mısınız? Kim yıldız ki şu anda? O eski tadı, o eski starlık duygusu diye var mı sizce, diyebilir misiniz? Çok anlık şarkılar çıkıyor. Çok anlık yeni, mesela şu 10 senenin içerisinde çok wow diyeceğimiz bir yıldız çıktı mı mesela? Bence hayır. Yani müzik de bitiyor. İnsanların müziğe bakış açısı da artık ilgisi de azalıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de komik bir haber vereyim size. Nükhet Duru Amerika'da konser vermeye gidiyor. Konser verdiği yere Meltem Cumbul geliyor arkadaşlar ve Meltem Cumbul sahneye çıkıp Nükhet Duru'nun o deli deli danslarını taklit ediyor, oynuyor yani böyle işte Nükhet Duru var ya, böyle aftıra aftıra. Allah'ım, Nükhet yerlere yatıyor. Nasıl güldü, nasıl eğlendi anlatamam. Yani kadın öleceğim diyerekten kahkahalara birebir de yaptı kadın. Meltem Cumbul'u da çok severim. Meltem Cumbul demişken de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Boşalanın yerine hemen birileri kapıyor. 2000'li yıllarda fırtına gibiydi. Dizilerin, filmlerin en aranılan kadınıydı. Hatta Tarkan'ın da sevgilisiydi Meltem Cumbul. Zannedersem Amerika'ya mı yerleşti? Ya da elini ayağını biliyorsunuz çekti, en son bir Muhteşem Yüzyıl'da oynadı zannedersem. Onun dışında bir projede yer almadı. Yani işte bazen ara veriyor ya sanatçılar. Çok yanlış. Demir tavında dövülür, dövülür. Yani sıcağı sıcağına evlenip 5 sene, 10 sene ara verenler sonra döndüğünde aynı yerden devam edemiyorlar.
bir anda kayboldu. 2000'li yılların fırtınasıydı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir notlarıma bakıyorum bugün başka sizler için hangi haberleri derlemişim, toplamışım diye. Arkadaşlar bir haberim daha var. Macaristan vatandaşlarına vizesiz sadece kimlikleriyle seyahat etme hakkı tanınmış ve bugün resmi gazetede de yayınlanmış. Ama Macaristan'a gidecek Türk vatandaşları için uygulanan vize kararında herhangi bir değişiklik olmamış. Ne kadar büyük bir çifte standart. Yani düşünsene durduk yere sen oradan gelecek insanlara gelin de nasıl olursa gelin. Zaten yol geçen anına döndük. Veriyorsun ama onlar bize 40 dereden 40 su getirerek vize verecek de Macaristan'a gideceksin falandır, pişmandır. Bu muameleyi görmek çok acı biliyor musunuz? Gerçekten çok acı. Yani hala daha Türkiye'yi bir ne bileyim Afrika ülkesi gibi batılı ülkelerin vize uygulaması çok onur kırıcı geliyor bana. Ama biz yol geçen anıyız. Bize herkes gelebilir. O parası olan, parası var mı kardeşim? Dolarısı, eurosu var mı? Oho, ev sahiplerimiz kiracısını atar, hemen evini boşaltır. Ver parayı geldi. Yani buna da dönüşmemiz çok kötü ya. Gerçekten üzülüyorum. Tamam, ne diyorum ben yabancı düşmanlığı yapmıyorum ama bir kotası olmalı, bir filtresi, bir çizgisi, bir sınırı olmalı yani. Bu kadar herkesi içimize sokarsak, parası var diye Macarı gelsin, Ukraynalısı gelsin, Rusu gelsin, Arabı gelsin, Kongolusu gelsin, osu gelsin, busu gelsin, yeter ki parası olsun. O zaman Türk vatandaşlığının bir önemi kalmıyor ki. Parası olanın rahat yaşadığı bir ülke olacaksa burası. Yani bu konuda devlet yetkilileri bunu kim çözecek acaba? Çok merak ediyorum. Bu da böyle gitmez yani. Halk isyan edecek. Yani bu kiralara, bu pahalılığa. Yani sanki bir Avrupalının maaşıyla geçinebilecek duruma getirdiler burayı. 2-3 bin euro maaşı olan birisi gelir burada güzel yaşayabilir ama 2-3 bin euro da bugün baktığın zaman nerede 60 milyar para yapıyor. Senin ülkende 60 milyar kazanan var mı da yani 20 bin lira 40 bin lira kiralar olsun. Yani herhalde bu da mı bir proje? Ben şöyle düşünüyorum, artık büyük şehirlerdeki nüfusları azaltmak, kırsala geri göndermek için böyle bir yöntem mi buldular da böyle kiraları 3-4 katına arttırdılar? Bu analist çiftçi, Abdullah Çiftçi de diyor ki bu şekilde diyor memurlar diyor büyük şehirlerde barınamayacak diyor yani. Barınabileceği yer bulamayacak diyor. Çok enteresan bir şekilde ben de kendi kendime nasıl dövünüyorum biliyor musunuz? Ah evimi niye sattım? Ah o evimi niye sattım? Niye sattım diyerekten kuş kadar para geçti elime. Orada işte dedim ya parayı tutmak çok zordu. Yani şimdi bakıyorum da yani evler almış başını gitmiş bu saatten sonra ev almak, araba almak çok büyük lüks haline geldi arkadaşlar. Düzelir mi sizce? Umudunuz var mı? Hep böyle mi gidecek? Karamsarda düşünmek istemiyorum. Her inişin bir çıkışı olduğuna inananlardanım ama yani önümüzü de göremiyoruz. Yani bir yerde duracak mı sizce bu zamlar? Her şey yeniden ne bileyim bir rayına oturacak mı? Yoksa bu kabus böyle uzun yıllar sürecek mi bilmiyorum ama çok üzülüyorum. Yalı Çapkını, süreyi de çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın yapımcısı OGM Pictures mudur nedirse dizinin çekildiği eski adı Şevket Paşa Yalısı'nın sahibi Dilek Sabancı ile aylık 600 bin TL'ye anlaşmışlar. Gelirini de Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlanıyormuş. Böyle bir haber niye çıkıyor biliyorsunuz? RTÜK incelemeye almış konusu itibariyle Yalı Çapkını'nı haklı olarak da yani orada kalkıyorsun sen eniştenle birlikte oluyorsun. İstenmemiş evlilik, yine orada çarpık ilişki ağları işlenen bir film ve de çok çok da izleniyor. Tekrarı bile 10 milyon izlenen bir dizi. İşte final yaptırılacağı söyleniliyor ama sanmıyorum. Paranın döndüğü yerde her şey çözülüyor anacığım. Manukyan bile işte pezevengin üstüne para koyuyordu, kapandı diye. Yani her şeyi mi kapatır bu para ama maalesef öyleyiz ama işte aileleri, yetişen çocukları, gençleri, bir takım şeyleri algı operasyonuyla çürütüyoruz. Kaldırılsın böyle ne bileyim ya konumu kalmadı ya aile içerisinde dayısıyla yatan, eniştesiyle yatan, arkadaşın arkadaşıyla yatan bunları böyle pişirip 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 bir kere iki kere olsa hadi dersin ki
böyle şeyler hayatta da oluyor falan dersin ama her konu böyle, bu olur mu be kardeşim, camdaki kız da öyle, bunda öyle. Yani o onun sevgilisini, o onun sevgilisini çürümüşlük. Bunun adına da aşk denmesi, sevgi denmesi, kokuşmuşluk diye düşünüyorum. Umarım işte böyle konularda rütük gerekli. Bir kulaklarını çeksin, yapmayın. Konunuzda değişiklik yapın, revize edin kardeşim ya. Yani böyle şeyleri işlemeyin, bu kadar insanların beynini yakmayın diye düşünüyorum. Evet, Sevoş'unuz bugün siyahlar giydi. Biliyorsunuz atamızı kaybedişimizin 84. yıl dönümü diye. Yine tekrar atamızı minnetle anıyoruz. Onun açtığı yolda ilkeleriyle hayatımıza devam edeceğiz. Ömrümüz olduğu sürece dedikten sonra bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Abone değilseniz abone olmayı, likelamayı, bir de Sevoş'unuza yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.